Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı. Beşiktaş'ın anlaşamadığı Kallarin için Galatasaray devreye girdi. Siyah beyazlıların yaptığı tüm teklifleri reddeden ve 2,5 milyon euro maaşla direten Kallarin için Galatasaray oyuncunun menajeriyle görüştü. Maaş konusunda anlaşma sağlanması halinde transferin gerçekleşmesi beklenirken Sarı Kırmızılar Kanadalı'yı kadrosuna katarak Kara Kartal'ın Raşit Gezal ve Gedson Fernandes transferlerine karşılık vermek istiyor. Kaylıların için Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı Kırmızılar Beşiktaş'la yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan Kaylıların'ın menajeriyle temasa geçti. Tarafların maaş konusunda anlaşma sağlaması halinde transferin gerçekleşmesi bekleniyor. Sezon sonunda Ryan Babel ve Arda Turan'la yollarını ayıracak olan Galatasaray sol kanada Kyle Larin takviyesi yapmak istiyor. Larin'in menajeriyle temasa geçen Cimbom, maaş konusunda orta yol bulunması halinde transferi gerçekleştirip ezeli rakibinin daha önce yapmış olduğu hamlelerine cevap vermiş olacak. Bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 28 maça çıkan Kyle Larin 7 gol 1 asistlik performans sergiledi. Son 2 yılda ederini neredeyse 4 kata katlayan Kanadalı'nın güncel piyasa değeri 11 milyon euro. Galatasaray'da Çilingir Gomis. Galatasaray'da Torrent bir sonraki lig maçı öncesinde deneyimli golcüsü Buffett'in bir Gomis'e çok güvenirken Omar ile Pulgar'ın da sahada olması bekleniyor. Küme düşme hattıyla burun buruna gelen Galatasaray için yeni sınavı kritik olacak. Bu süreçte tam kadro çalışma imkanı bulan teknik heyet Emre Kılınç'ın dönmesiyle birlikte ideal ilk 11 ile sahada olmak istiyor. Emre Kılınç'ı kullanarak Pulgar Taylan değişikliğine yer açmayı planlayan Torrent, en uçta ise Mustafa Gomis arasında kararsız kalsa da İbre Buffett'in bir Gomis'ten yana. İspanyol çalıştırıcı Omar'ın performansını da yakından takip ederken Norveçli sağbeke şans verebilir. Ligdeki kritik viraj için Sarı Kırmızılılar'da hazırlıklar sürüyor. Florya Metin Oktay tesislerinde Domenech Torrent yönetiminde dün yapılan çalışmada İspanyol hocanın takımı sık sık uyardığı öğrenilirken taktik çalışmada bazı isimler üzerinde yoğunlaştı. Galatasaray'dan taraftarı heyecanlandıran Muslera paylaşımı. Geçtiğimiz hafta düz koşulara başlayan Muslera, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Bireysel olarak çalışmalarına devam eden Muslera'nın görüntülerini Galatasaray, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşım yoğun ilgi gördü. Yıldız eldiven çapraz bağ sakatlığını atlattı ve takımla birlikte çalışmalara başladı. Muslera son olarak 13 Aralık'taki Sivasspor maçında kaleyi korumuştu. Şimdilerde ise sahalara dönüş için hazırlıklarına devam ediyor. Sağlık heyeti, Uruguaylı kaleciyi Mart ayında oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçlarına yetiştirmeyi hedefliyor. Sarı Kırmızılılar'da Domenech Torrent, yaptığı açıklamada Muslera'nın dönüşünün Galatasaray'da yeni bir transfer etkisi yaratacağını söyledi. Güncel piyasa değeri 2.8 milyon euro olan Yıldız isim, bu sezon çıktığı 27 maçta 32 gol yedi ve çıktığı karşılaşmalardan 9'unda gole izin vermedi. Galatasaray Pascual Sensibile'yi resmen açıkladı. Cimbom Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu, sportif direktörlük görevine Pascual Sensibile'yi getirdiklerini açıkladı. Sportif danışman Luis Campos'un önerisiyle anlaşma yapılan Sensibile, daha önce Juventus, Verona, Palermo ve Roma gibi takımlarda da görev aldı. Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle. 17 Şubat 2022 tarihi itibariyle, Futbol A takımın sportif direktörlüğü görevine bu alanda çok büyük tecrübesi ve bilgi birikimi bulunan dünyanın sayılı isimlerinden Pascual Sensibile'yi getirmiş bulunmaktayız. Bugüne kadar Juventus, Verona, Palermo ve Roma gibi önde gelen Avrupa takımlarında önemli başarılara imza atmış Sayın Sensibile'nin Galatasaray'ımıza da çok önemli hizmetleri bulunacağına yürekten inanıyoruz. Teknik direktörümüz Domenech Torrent'in göreve başlamasının ardından sportif danışmanımız Luis Campos'un öneri ve yönlendirmeleri ışığında Sayın Sensibile'nin camiamıza katılmaktadır. Sadece Galatasaray'ımızı değil aynı zamanda Türk futbolunu içinde bulunduğu finansal çıkmazdan kurtaracak yeni bir yaklaşımın adımları olarak görülmelidir. Okan Buruk'tan Galatasaray açıklaması.
Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine gelen Domenech Torrent'in de koltuğu sallanmaya başladı. Sarı Kırmızılı takımda yeni teknik direktör adayı olarak Okan Buruk gösteriliyor. Buruk, TV 100 yayınında Galatasaray'a yeşil ışık yakan bir açıklama yaptı. Fatih Terim'in yerine göreve gelen İspanyol teknik adam, takımın başında çıktığı 5 lig maçında da galibiyet alamadı. İlk 3 maçından mağlubiyetle ayrılan Torrent, son 2 maçta ise beraberlik aldı. Torrent, Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın başında çıktığı ilk 5 maçta galibiyet alamayan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti. Torrent'in bekleneni verememesi üzerine sarı kırmızılı taraftarlar takımın başına Bülent Korkmaz veya Okan Buruk'un gelmesini yüksek sesle ister duruma geldi. Bülent Korkmaz cephesi bu konuda sessizliğini korurken Okan Buruk'tan konuyla ilgili açıklama geldi. Başakşehir'e tarihinin ilk ve tek şampiyonluğunu yaşatan Okan Buruk, gece saatlerinde TV 100 ekranlarında Galatasaray tribününden gelen yorumcu Oğuz Altay'a konuştu. Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde: Galatasaray bu durumu hak etmiyor ve onlarla kimse alay edemez. Görev verildiği takdirde bu yükün altına girmeye hazırım. Haber bekliyorum. Oğlum da Galatasaray'a gitmemi çok istiyor. Başarılı çalıştırıcının adı Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Beşiktaş, sezon başında ve Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası Fenerbahçe ile anılmış ancak resmi bir gelişme yaşanmamıştı. Okan Buruk'un yeni sezon içinde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer aldığı iddia edilmişti. Galatasaray'da Erman Toroğlu bombayı patlattı. Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Galatasaray, sezonun 25. haftasında Nef Arena stadında Kayseri Spor'u konuk etti. Zorlu maçta yine kazanamayan Sarı Kırmızılılar, Kayseri'ye karşı etkisiz bir oyunla 1 puan alarak Süper Lig'deki 25. maçında 8. beraberliğine ulaştı. İstanbul'da saat 19'da başlayan ve yayıncı kuruluş Beyin Sports tarafından canlı yayınlanan karşılaşmaya Galatasaray, süper golcüsü Gomis ile çıktı ve Gomis takımda iyi görüntü sergileyen birkaç oyuncudan biriydi. Bir önceki maçta Alanyaspor'la deplasmanda yenişemeyen Cimbom bu kez de Kayserispor'la berabere kalarak Torrent yönetiminde ikinci puanını kazanmış oldu. Kayserispor karşısında 1 puana uzanan Sarı Kırmızılılar gelecek Süper Lig maçında 21 Şubat Pazartesi günü saat 20'de Göztepe Spor'a konuk olacak. İstim üstünde olan Galatasaray bu maçla ilk 3 puanını kazanarak yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Ünlü yorumcu Erman Toroğlu da Sarı Kırmızılıların Kayseri karşısında elde ettiği 1 puan için Galatasaray'ın aldığı beraberlik 1 puan ama çok yetersiz. Gelecek hafta oynayacakları Göztepe maçına rakiplerini ekarte etmek için çıkacaklar. Eğer Galatasaray önümüzdeki maçı da kazanamazsa bence Cimbom'da artık Torrent dönemi de sona erer ifadelerini kullandı.